burada Ulaştırma Bakanlığımızla tabii ki yaptığımız iyi niyet anlaşmasıyla ulaşım master planı konusunda gerekli destekleri sürdürme anlamında görüşmelerimizi yaptık. Şimdi de Sayın Başbakanımıza nezaket çağrısında bulunuyoruz. Daha önce kendileri de Kayseri'mize teşrif etmişler ve Kayseri'mizde ağırlamıştık. Onun onurunu yaşamıştık. Sağ olsun. Şimdi kendi evimizdeyiz, buradayız. Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak deneyimimizi, birikimimizi, ekibimizle birlikte buraya da tabii ki taşımak istiyoruz ve bu konuda gerekli çalışmalar sürüyor. Kayseri'miz gerçekten gelişen ve kendisinden hep olumlu yönleriyle söz ettiren bir şehir. Erciyes gibi bir kayak merkezimiz ve değerimiz var. Bunu sadece 4 ay kayak merkezi olarak değil, yaz boyunca da değişik etkinliklere ev sahipliği yapmak. Kayseri önemli ticaret merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her anlamda bağlarının güçlenmesi elbette ticarette de son yıllarda meydana gelen büyük bir hacimle yoluna devam etmektedir. O bakımdan Kayseri'nin tecrübeleri, Kayseri'nin gerek sanayi bölgeleri olsun, gerek turizm faaliyetleri olsun, gerek diğer alanlardaki başarıları ulaştırmada dahil dediğiniz gibi bütün bunlardan faydalanmak ve yararlanabilmek bizler için büyük bir imtiyazdır. Dolayısıyla bu yakınlığımızın bu şekilde giderek artıyor olması beni fevkalade mutlu etmektedir. Sizlerin daveti üzerine Mart ayında pandemi öncesi Kayseri'yi ziyaret etmiştim. Orada şahsıma ve heyetime göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tekrar sizlere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten Kayseri'nin orada geçmişiyle ve tarihiyle ne kadar önemli bir Anadolu şehri olduğunu bir kez daha yerinde görmüştük.